arkadaşlar Merhabalar tekrarlı permütasyona geldim ee, videolarda dördüncü olması lazım permütasyon videosunda Şimdi burada size tekrar permütasyondan ufak bir örnekle bahsedeceğim ne demek tekrar permütasyon aynı elemanı birden fazla kullanmak demek örnek AAB harflerinden oluşan bir kelime anlamlı anlamsız kaç farklı şekilde oluşturulabilir Bakın şimdi AAB kelimesinin harflerini kullanacağım tek tek yazıyorum dikkat. A, A, B. A, B, A. Sonra arkadaşlar B, A, A. Bitti. Ama normalde ne oluyordu? Normalde 3 harf var. 3 faktöriyel olması lazımdı. Neden 3 faktöriyel olmadı? Yani neden 6 olmadı? Çünkü arkadaşlar A ile A kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirirse bir anlamı olur mu? Hissetmezsiniz bir de. Hani ben yine el yazısıyla yazıyorum. Bunu normal yazdığımı düşünün. A ile A yer değiştirdiğinde hiçbir anlamı olmaz. O yüzden kendi aralarında yer değiştirme hakları yoksa o yer değiştirme hakları olmayan elemanlar kaç tane ise o kadar faktöriyele böleceksiniz. Bakın sorunun artık gerçek cevabını saymadan yazacağım. 3 faktöriyel yani bölü 2 faktöriyel. Yani. Niye? Çünkü arkadaşlar 2 tane A kendi arasında yer değiştiremez. Değiştirse de görüntü değişmez. Bu yüzden de burası çok önemli. Cümlem şu bak tekrar edenleri manasında değil sadece. Olay şudur arkadaşlar. Diyoruz ki kendi aralarında yer değiştirmeleri anlamsız olan veya kendi aralarında yer değiştirme hakkı olmayanlar kaç tane ise o kadar faktöriyel böl. Bak şimdi. 1 1 2 2 3 3. 1 1 1 kendi aralarında yer değiştirse hisseder misin? Hayır. 2 2 hayır. 3 3 kendi arasında yer değiştirse hiç anlamazsın bile. O yüzden dikkat et. 7 faktöriyel bölü birler kendi içinde yer değiştiremez. 3 faktöriyel. İkiler kendi içinde yer değiştiremez. Görüntü değişmez çünkü anlamsız olur. 2 faktöriyel. 3'ler kendi arasında yer değiştiremez. 2 faktöriyel. Neden 2 faktöriyelle böldüm? 2 tane var 2'den. Neden 2! faktöriye böyle böldüm? 3'ten 2 tane var. Neden 3'e böldüm? 3 faktöriyelle böldüm. 1'den 3 tane var. Dolayısıyla cevabımız bu. Böyle bırakayım. Bu 7 faktöriyeli gidip bunları tek tek bölmeyeyim şimdi. Galata kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek Galata kelimesi dışında anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi bir kere arkadaşlar A A A bu A'lar kendi arasında yer değişse görüntü değişir mi? Hayır. Fark etmeyiz, hissetmeyiz bile. O yüzden bunların kendi aralarında yer değiştirmesi anlamsız. Ne yapıyorum? Kaç harfli bu? 1 2 3 4 5 6 harfli. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel böylece 720'dir 6 faktöriyel. 3 faktöriyel de 6'dır, 120 olur. Galata kelimesi dışında demiş. O zaman o hariç toplam 119 kelime vardır arkadaşlar. Gelelim diğer soruya. Evet bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 farklı şey 6 basamaklı pardon kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Güzel. Şimdi burası çok önemli. Dikkatlice dinleyin. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar burada 1 5 5 elimizde 3 tane tek sayı var değil mi? Ama bunlardan 2 tanesi tekrarlı. Şimdi dikkat. Sona normalde 3 tane sayı yazma hakkım var. Eğer 1 5 7 gibi olsaydı yine 3 derdim. 1 1 1 1, 1 olsaydı yine 3 derdim. Şimdi buraya 3 tane tek sayıdan birini yazacağız. Sonra bu sayının rakamlarını kullandığımız için elimizde arkadaşlar artık kaç tane sayı kaldı? 5 sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1. Dikkat edelim lütfen. Burada normalde durum ne oldu? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 1 120 değil mi? 120 çarpı 3 ancak ikilerden kaç tane var? 3 tane var o yüzden 3 faktöriyel. Peki 5'lerden kaç tane var? 2 tane var o yüzden 2 faktöriyele bölmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Böylece 360 bölü 12'den cevap 30 tane olacak devam ediyor diğer bir soruyla. Şunu yine bir şöyle ekranımı düzelteyim. Şu evet bakıyorum bir. Tamam. Şimdi kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulan 7 harfli kelimelerin kaç tanesi A ile başlayıp A ile biter? Evet, burada bana A ile başlar demiş. Buraya sadece A gelecek. A ile biter demiş. Buraya sadece A gelecek arkadaşlar. Şimdi o zaman A'ları sildik. İki tane A'yı kullandık. Geriye neler kaldı? İki tane F kaldı, iki tane R kaldı, bir de A kaldı. Dikkat! Bu artık araya girecek olan 5 tane harf. Normalde özel bir durum olmasaydı 5 faktöriyel derdik. Ancak iki tane F tekrarlı, iki faktöriyel. İki tane R tekrarlı, iki faktöriyel. Şunu diyebilirsiniz. Bir dakika hocam. 3 tane A var. Niye 3 faktörü bölmüyoruz? Şundan dolayı bölmüyorum. Burayı arkadaşlar bu A'yı yazdım zaten. Bunu oynatmıyorum ki ben artık. Oynatmadığım için bu herhangi bir yere gitmiyor. Gitmediği için birisiyle yerde değiştirmiyor. Yer değiştirmediği için şu cümleyi de kurmuyorum. Yer değiştirmesi anlamsız. Bunları çivi gibi sabitledim A'ları buraya. O yüzden kalan bir tane A kaldı. O A'yı da istediğim yere yazabilirim. Bundan dolayı dikkat etmeniz için bu soruyu seçtim. Evet normalde 3 A var ama yerleri sabit ve asla değiştiremediğim için o iki A artık kenarda duruyor. Ve kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek altı harfli kelimelerin kaçında E harfleri bir aradadır demiş. O zaman ne düşüneceğiz? E'ler paket halinde bir arada. E, E, E. Sonra diğerlerine G, M, N. O zaman arkadaşlar... E'ler paket halinde bir tane, iki, üç, dört harfli kelime gibi olacak ve dört faktöriyel şeklinde bunlar kendi aralarında yer değiştirir. Ancak arkadaşlar E'ler paket halinde kendi arasında yer değiştirir mi? Hayır. Hatırlıyor musunuz? Önceki sorularda şöyle oluyordu. Bunlar paket halinde birlikte ama üç faktöriyelle çarpmamız lazım. Kendi aralarında yer değiştirirler diyorduk. Fakat burada öyle bir durum yok artık. E'ler kendi aralarında yer değiştiremediği için cevabımız direkt 4 faktöriyel olacak arkadaşlar. Yani 24. Özdeş 4 siyah ve 2 beyaz boncuk düz bir tele kaç farklı biçimde dizilebilir? Bakın siyah. Bunları bir renkle göstereyim. 4 tane siyah var özdeş. 2 tane de beyaz var arkadaşlar. Onları da şöyle içi boş yapalım. Şimdi bunları normalde farklı olsalardı direkt alt faktöriyel derdim. Ancak arkadaşlar ne söyleriz? 4 tanesi özdeş siyah. Bir yer değiştirsen ruhun duymaz. O yüzden 4 tanesi aynı 4 faktöriyel. Burada da beyazlar kendi içinde aynı bölü 2 faktöriyel. Dolayısıyla cevabımız üst 720 alt 24 çarpı 2. 720'yi 24'e bölersek 30. 30 bölü 2'den sadece 15 farklı şekilde dizilirmiş. Hep özdeş olduğu için. 5 madeni para yan yana sıralanacaktır. Üst yüzünden 3'ü yazı ikisi tura olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır? E şimdi yazı yazı tura tura. Burada zaten yazı arkadaşlar üst yüzey tura alt yüzey gibi düşünün. E zaten yazı 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 3'ü de birbirinin aynısı. Tura tura birbirinin aynısı. Görüntüler ya yazıdır ya turadır bir parada. Dolayısıyla 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğiz buradan da arkadaşlar bu yüzden 120 bölü 12 yani cevabımız 10 olacak. Bu şekilde tekrarlı permütasyonu söylemiş oldum. Çok daha derin, çok daha böyle acayip örnekler var ama onları arkadaşlar diğer permütasyon e, videolarına yani permütasyon sıfırlara değil de normal permütasyon TYT AYT oynatma listesinde veya 10. sınıf oynatma listesinde bulabileceğiniz e, permütasyon 3 tane video var. 3 tane mi? 2 tane olabilir. Yanlış hatırlıyorum olabilirim. 2 tane permütasyon olabilir arkadaşlar. Orada bulup izleyebilirsiniz. Gerçekten bu konu derin çünkü. Daha da özel. Ben hocama ultra böyle acayip örnekler istiyorum derseniz sayma olasılık konusu bittikten sonra çok güzel örneklerin olduğunu görürsünüz. Biraz alışma safhası gibi düşünün bunu. Ve o alışma safhasının basit bir örneği. Tekrar permütasyonun içindedir evet bu. Böyle karesel bir düzlem verilmiştir. Kareli zemine ayrılmış. A'dan B'ye kaç farklı şekilde hareket edilir? Bin, yani bir sürü hareket yolu var. Böyle, böyle gidersin, böyle gidersin. Ben bunları tek tek sayacağım mı? Hayır. Ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki sağa doğru kaç kere, kare, kaç kere hareket etmişsin? 1, 2, 3, 4, 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5 kere sağa gitmişsin. Kaç kere aşağıya gitmişsin? 1, 2, 3 4. 4 kere de aşağı gitmişsin. O zaman bu ne biliyor musun? 9 adım atmışsın. Ama bunların 5'i sağa, 4'ü de aşağı. O yüzden herhangi bir düzlemde gerçekten hani böyle gittiğini düşün bak. Örnek bir görüntü. Şu görüntüde kaç kere aşağı indik? 1 2 3 4. Kaç kere sağa gittik? 1 2 3 4 5. Bakın, ne yaparsanız yapın her seferinde 5 sağ 4 de aşağı gidiyorsunuz. O yüzden 5 sağ kendi içinde aynı. 4 sağ kendi içinde aynı deyip cevabı böyle söyleyeceğiz. Yani B şıkkı gelecek. Bakın şimdi size bir tane daha yapayım. A'dan direkt C'ye gitseydik. Soru şöyle olsaydı yani. A'dan C'ye, B'ye uğrama. İster, istediğin gibi git yani. B yok soruda. Onu ayrıca çözeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 kere sağ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kare de yukarı. O zaman 10 adım attın. 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel oldu. Bu arkadaşlar direkt A'dan C'ye şartsız şurtsuz gitseydik. Şimdi soruyu cevaplayalım. Bunu sileyim ki hani kafanız karışmasın. Önce A'dan B'ye gideceğiz. Yani ne diyeceğiz? A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? Bakın 1, 2, 3. 3 sağ. 1, 2. Nasıl gittiğimin önemi yok. Her seferinde 3 sağa 2 yukarı gideceksin demektir. Örnek bir görüntü. Bak şimdi böyle böyle böyle. Hakikaten iki kere yukarı gidip üç kere sağa gitmedik mi? Evet öyle oldu. O zaman 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu A'dan B'ye gitme. B'ye uğradıktan sonra C'ye gitmek için 2 kere sağa gidiyorsun. 3 kere de 1, 2, 3 kere de yukarı gidiyorsun. Böylece 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oldu. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. 37 soru ama aralarda ekstralarıyla birlikte böyle rahat 40 45 soru çözmüşümdür arkadaşlar. Artık burada ben permütasyonu noktalıyorum. Yani kolay orta versiyon. Aslında kolay yapmaya çalışmama rağmen bazı yerleri zor oldu arkadaşlar. Bu şekilde dipten alarak bunlardan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Devamında hedefi yüksek olan öğrencilerimiz, artık bunu anladım hocam, bunlar bana basit geliyor diyen öğrencilerimiz Diğer permütasyon videolarını izleyebilir. Onlar da TYT, AYT ve 10. sınıf oynatma listesinde var arkadaşlar. Başarılar diliyorum size. İyi çalışmalar diliyorum. Ve vaktim olursa inşallah kombinasyonla böyle anlatmayı planlıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.